Doğduğum günden beri beni hep çok seven ve çok koruyan biri oldun. Biliyorsun sen benim için bir dayıdan çok daha fazlasısın. Olsun o kadar. Seni hep öz kızım gibi sevmişimdir. Evet. Ama anlatacaklarımdan sonra bana karşı tavırlarının değişmesinden korkuyorum. Ne olursa olsun, hiçbir şey sana olan sevgimi değiştiremez Işık. Hadi anlat bakalım. Dayı, ben Müslüman oldum. Dayı, doğru karar verdiğine emin misin? evet. Hem de bütün benliğimle. Bunu başka kim biliyor? Sadece Leyla öğretmen. Başka kimse bilmesin. Hatta baban bile. Ama dayı ben... Zamanı gelince açıklarsın Işık. Şimdilik söylememende fayda var. Desene. Tıpkı Tuncay gibi. O da Müslüman olduğunu sır gibi saklıyordu. Neymiş bakalım bu sır? Sen de nereden çıktın? Bizi mi takip ediyordun? Samuel buraya yakın bir yerde. Az sonra gelip beni alacak. Baba bir çay içer misin? Neymiş bu sır, bana anlatmayacak mısınız? Profesör Ruhi'nin akıbetini hatırlat gazeteci. Santral midir nedir? Saçmalıyor işte. Seni tanıyorum. Sen Samuel'sin. Samuel Corey. Efendim, affedin beni. Anlat, ne oldu? Efendim, siz kahrolacağınıza ben ölmeyi tercih ederim. Samuel! Ben şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ve ben şehadet ederim ki Hazreti Muhammed onun kulu ve Resuludur. Olamaz. Olamaz. Benim kızım Müslüman olamaz. Yalan söylüyorsun.
Gerçeği söylememek için ölümü seçtim efendim. Yalan söylüyorsun. Yalan. Benim kızım hayat ışığım böyle bir şey yapamaz. Ben Vendor Caruso. Bir ömür boyu Odin'le savaştım. Koca bir ömrü Odin'i yok etmek için harcadım. Ben bütün hayatım boyunca bu dinin mensuplarına kan kusturmak için harcadım. Vendor Caruso'nun kızı Müslüman olamaz. Bundan dönecek. Yemin ediyorum. O bundan dönecek. 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 Santral. Geldim, buradayım. Çocukluğunda oynadığın kaleyi hatırlıyor musun? Evet. Evet. Buraya çok yakındı. Mahzenin içinde bir zarf bulacaksın. Bütün gerçekler onun tamam. İçinde. Tamam, hemen geliyorum. Kimse yok mu? Açın şunu! Gidin Samuel.
şartlar Işık Hanım için biraz zor olmayacak mı efendim? Belki. Ama kutsal süreç için gerekli olan bu. Efendim, bağışlayın ama... Samuel, ben sana ama kelimesini kullanmanı yasaklamıştım. Öyle değil mi? Yürü. Orada olduğunuzu biliyorum. Kimsiniz? Bunu neden yapıyorsunuz bana? Ne istiyorsunuz, amacınız ne? Çıkın ortaya! Çıkın dedim! Çekmiyor. Samuel, bu kapı kilitlenecek. Burayı o eski metro haline getireceksin. Mahzene girmek için de gizli geçidi kullanacaksın. Emredersiniz efendim. Gerekmedikçe buradan ayrılma. Işığı sürekli kontrol altında tutacaksın. Tamam mı? Efendim, anladığım kadarıyla Işık Hanım arınma çilesi için burada. Uyanması için arınması gerek. Benim kızım bu 66 günlük kutsal yolculuğa çıkmak zorunda. Sizce o buna gerçekten hazır mı efendim? Işık bana başka çare bırakmadı. Kızım burada bulunduğu sürede arınma çilesinin gerekleriyle yeni bir hayata gözlerini açacak. 66 gün boyunca sadece çöl zambağı yiyecek ve mavi su içecek. İnsanın içindeki cevher zorluklar karşısında ortaya çıkar. Simyacılar maddeye bunu uygulayarak saflaştırıp altını elde etmek istemişler. Işığın içindeki cevherse Dabheşuka'ya ait ve o onu burada bulacak. Burada kimse bulamaz beni. Allah'ım, ne yapacağım ben şimdi? Thank you.
Çöl zambaye, mavi suyu iç. Gerçeğe ulaşmak için çekilen çile kutsaldır. Hadi ver artık. Ne olur bir daha arayalım dede. Kaç kere aradık güvercini? Ulaşılamıyor işte. Peki annem yurt dışına giderken niye bana haber vermedi? Dedim ya çok ani oldu. Sen de uyuyordun. Uyandırmaya kıyamadı. Bana haber verdi. Yetmez mi? Merak etme güvercinim. Annem müsait olur olmaz seni arayacak. Akşam ben çıkarken evdeydi. Nereye gittiğini hiç bilmiyorum. Bilsen şaşardım zaten. Aynı evdesiniz ama neredeyse ablanla hiçbir irtibatınız yok. Ya koskocaman kadın. Niye çocuk muamelesi yapıyoruz ki? Belki bir yere gitmiştir. Hatta belki sevgili falan bulmuştur da beraber takılmak istemiştir. Olamaz mı yani? Nilüfer, ışıktan söz ediyoruz, senden değil. O bu kadar sorumsuz davranmaz. İki gündür ortada yok. Bir yere gitseydi bize haber verirdi. Dayın haklı kızım. Böyle aniden ortadan kaybolmasının başka bir sebebi olmalı. Başka. Nilüfer, bizi dayınla yalnız bırakır mısın? Ha bu arada Nergis'e annesinin yurt dışına gittiğini söyledim. Herkes böyle bilsin. Peki baba. Hemşire bir telefon konuşması yaptıktan sonra bir yere gittiğini söylüyor. Polise Işık'ın kaybolduğunu bildirmek zorundayız. Polisi karıştırmak yanlış olur. Neden? Yoksa benim bilmediğim bir şey mi var? Düşmanımızı unutmayalım Ziya. Santrali mi kastediyorsun? Kızımı onun veya beraberindekilerin kaçırdıklarından eminim. İşin içine polis girerse vahim hadiseler çıkabilir. Onlar neden ışığı kaçırsın ki? Herkes bilir ki benim kızım benim hayatımdır. Ve bana zarar vermenin en kolay yolu kızımdan geçer. Yakında benden yüklüce bir fidye isteyeceklerinden hiç şüphem yok. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Kulhu vallahu ehad. Allahü samet. Lem yelid ve lem yulid. Elem yekün lehüm küfüven ehad. Allah'ım yardım et. Efendim. Ne var? 4 gün oldu. Kutsal battaniyeyi hazırlayayım mı? Hazırlı. Allah'ım. Üşüdüğü için mutlaka ona sarılacaktır. Emredersiniz efendim. Allah'ım yardım et. Canım kızım. Müslümanlıktan, o ilkel inançtan arınmak için bu süreçten geçmek zorundasın. Allah'ım, Allah'ım olur yardım et bana.
Lütfen. Kaç gün oldu? Annem hala aramadı. Biraz sabırlı olun Nergis. Arar mutlaka. Ben anneme küstüm. Annelere küsülür mü hiç kızım? Ama hiçbir şey söylemeden bırakıp gidiyor. Hem de hiç aramıyor. Belki de beni o kadar da sevmiyordur. Olur mu öyle şey Nergis? Bunu da nereden çıkardın kızım? Sevseydi arardı. Ama benim güvercinime ağlamak hiç yakışmıyor. Annesini çok seviyorum. Şu anda belki müsait değildir. Ama ilk fırsatta arayacaktır. Hadi bakalım, yatma vakti geldi. Unutma, hastaneden yeni çıktım. Hadi güvercinim. Deden doğru söylüyor Nergis'ciğim. Hadi. Ben annemi çok özledim dede. Neden gelmiyor? Neden? Bizi çok üzüyorsun ama. Bak sen şimdi uyu. Uyandığında bakacaksın. Annen gelmiş. Hemşire hanım. Efendim. Nergis'i odasına götürelim lütfen. Hadi geldin. Hadi iyi uykular. Hala ne arayan var ne soran. Fidye istenmemesi sence de garip değil mi Bendur? Evet, çok garip. Sadece oturup duruyoruz. Artık bir şeyler yapmalıyız. Merhaba. Merhabalar. Nasılsınız Bay Wendell? Beyefendi, böyle habersiz geldik ama uğrayıp bir teşekkür etmek istedik. Yardımlarınız için size minnettarım. Hapisten sizin sayenizde kurtuldum. Rica ederim, hiç önemli değil. Kızım isteyince benim için akan sular durur. İçeri girmez misiniz? Birer kahve içerdiniz. Teşekkür ederiz. Rahatsız etmeyelim. Ne zamandır ışığa bir türlü ulaşamıyorum da. Bir sıkıntısı yok ya. Yok. Işık yurt dışına çıktı. Bir süreliğine orada kalacak. Ya. Hiç bahsetmemişti. Son günlerde canı çok sıkılmıştı. Biraz kafasını dinlemek istedi. Size garip geldiğini biliyorum ama Işık deli dolu bir kızdır. Sık sık böyle ani kararlar verir. Bazen bir bakarsınız bir haftalığına Rio'dayım der ve gider. Sonra bazen 3 gün olmadan geri döner. Neyse, size hayırlı günler Bay Wendell. Görüşmek üzere. Elbette. Tekrar teşekkür ederiz. Hoşça kalın. Hadi. Güle güle. Kızıma sülük gibi yapıştılar. Sakin ol Wendell. Onlar kendi hallerinde basit insanlar. Neden bu kadar büyütüyoruz? Müslümanlar. Onlardan her şey beklenir Ziya. Her şey. Abi beni eve bırakır mısın? Tabii Dafne. Sen nasıl istersen. Neden gidiyorsun? Burada kalsana. Kızımı bulmanı istiyorum Wendell. Onu bulmadan bir daha karşıma çıkma. Onu sana emanet etmiştim abi.
Işığı bütün tehlikelerden koruyacağına söz vermişti. Onu bulacağım Daphne. Söz veriyorum, bulacağım. İşte o gece Işık Hanım'ı buraya bırakmıştım. Yani en son burada gördün, öyle mi? Evet efendim. Hatta ben yanında kalmak istedim ama kendisi kabul etmedi. Nereye gideceği hakkında sana bir şey söylemedi mi? Hayır efendim. Hiçbir şey söylemedi. Acaba nereye gitmiş olabilir? Ben de Işık'ı, yani Işık Hanım'ı birkaç kez aradım ama kendisine ulaşamadım. Ciddi bir problem yoktur inşallah. Işık'tan 5 gündür haber alamıyoruz İbrahim. O geceyle ilgili bir şeyler hatırlarsan mutlaka beni ara. Hı. Tamam mı? Tamam efendim. Thank you.
Güzel kızım, bunları sana ben yapmıyorum. Sen her şeyi kendi kendine yaptın. Kendi kendine. Lütfen artık bırakın beni, lütfen. Benim bir kızım var. Bakın, babam beni mutlaka bulur. Bu sizin için hiç iyi olmaz. Babasına hala ne kadar da güveniyor. Hoş geldiniz. Ben doğru yerinde mi? Evet efendim. Haber ver. Ziya Bey geldiler efendim. Ziya, bir gelişme var mı? Hayır, yok. Bir arkadaşıyla konuştum. İbrahim'le. Anlaşılan Işık en son onunla görüşmüş. Çocuk Işık'ı bir meydanda bırakmış, o kadar. Başka hiçbir ayrıntı yok. Bir hafta oldu. Ama hala kimse bizi aramadı. Santral bugün beni aradı. Vendor, kızını merak ediyorsun değil mi? Merak etme, durumu iyi. Santral'den haber bekle. Bu telefonun Santral'den geldiğine pek inanmıyorum. Neden? Bak, yıllarca istihbaratçılık yaptım. Bu adamın sesinden çıkardığım karakter profili Santral'in profiline uymuyor. Farklı biri bu. Bence seninle, hatta Santral'le oynayan bir başkası var. Tabii amacı meçhul. İlginç. Nereye gidiyorsun? Bilmiyorum. Dolaşacağım. Işık bulunmadan bana huzur yok. Sizce bizden şüpheleniyor mudur efendim? Emin değilim. Ama dikkatli olmalıyız.
Ziya çok zeki biridir, bir anda her şeyi çözebilecek kadar. Oyunu değil mi? Durumu nedir doktor? Merak edilecek bir şey yok. Bir iki güne kalmaz iyileşir. Size tekrar geçmiş olsun. Sağ olun, sağ olun. Biliyor. Hiçbir şey bilmiyor efendim. Kızım benim. Işığım. Baba. Buradayım kızım. Yanındayım. Çok korktum. Sizi bir daha göremeyeceğimi sandım. Korkma kızım. Hepsi geçti. Şimdi sen güzel güzel uyu, dinlen. O nerede? Bunu öz kızına nasıl yaparsın? Sadece arınma çilesini uyguladım Ziya. Kızım Müslüman oldu. Anlıyor musun? Vendor Caruso'nun kızı İslam'la kirlendi. Işığın bu süreç için hazır olmadığını bilmiyor musun? Arınma çilesini kaç kişi kaldırabilir ki? Üstelik Işık epilepsi hastası. Ve sen bunu bile bile kızını ölüme terk ettin ha? Kurallarımızı biliyorsunuz ya. Ama kızım kurallarımızı bilmiyor. Onun hiçbir kabahati yok. Sakın bir daha ışığa böyle tuzaklar kurma. Anladın mı? Yoksa? Yoksa ne? Işığa en küçük bir zarar gelirse. Onun babası benim. Kızıma istediğim gibi davranırım. O kızın bir annesi, bir de dayısı var Vendor. Bunu sakın unutma.
Artık sana arkamı dönemem Ziya. Sen bana silah çektin. Ben silahımı sana değil, senin silahına çektim. Merhaba. Merhaba. Sen ablamın fakültedeki arkadaşısın. Evet. Kendisi ziyaretçi kabul ediyor mu acaba? Tabii tabii. Gir, salondalar. Sağ ol. Artık hiçbir yerim acımıyor dede. Oh, güvercinim oradan oraya uçar yine. İbrahim abi hoş geldin. Nasılsın Nergis'cim? Çok iyiyim. Aferin sana. Annen nasıl peki? O da iyi, telefonla konuşuyor. Gel İbrahim abi, seni dedenle tanıştırayım. Merhaba, ben... Seni tanıyorum İbrahim. Sen Mithat'ın vitriole aldığı gençsin. Evet efendim. İbrahim abi otursana. İçeriden izle. O kabusu atlattım anne, merak etme. Gayet iyiyim ben. Tekrar geçmiş olsun kızım. Gelmek isterdim ama bir seyahate çıkmak zorundayım. Tamam, dönünce görüşürüz artık. Sana iyi yolculuklar. Hoş geldin İbrahim. Hoş bulduk. Affedersin. Çok geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim. Dur şunları suya koyup geleyim. Çay içersin değil mi İbrahim? Olur, içerim. Baba sen alır mısın? Hayır. Otursana İbrahim. Oturayım efendim. Onun yüzünü görmemek için gitmiyorum. Ve kızıma yalan söylemek zorunda kalıyorum. Ziya Bey seni çok başarılı buluyor. Şifre bilim dalında uzmanmışsın. Ayrıca parlak bir fotoğrafik hafızan varmış. Babam herkes için böyle güzel sözler söylemez, ona göre. Ben çok teşekkür ederim efendim. Işığa anlatmadın değil mi? Olayı kapatmak zorunda kaldım. Ona azap çektirenin babası olduğunu nasıl söylerdim ki? Ben izin verirseniz kalkayım artık. Olur, sen bilirsin. Bana bilgisayarı öne getirsin değil mi İbrahim abi? Tabii ki getiririm. Ara sıra gel de Nergis'in bilgisayarda gelişmesine yardımcı ol. Emredersiniz efendim. Hoşçakalın. Güle güle. Dur ben seni geçireyim. Güvercinim, sen bu İbrahim abiyi seviyorsun galiba. Çok iyi biri. Hem de çok komik. Yaptığın için mi? Çiçekler için çok teşekkür ederim İbrahim. Bir şey değil. İyi günler. İyi günler sana da. Ben şey diyecektim. Eğer bir yere falan gitmek istersen beni arayabilirsin. Yani yanında olursan bir daha kötü şeyler yaşamazsın belki. Ya da en azından yalnız yaşamazsın. Tamam, sağ ol. Görüşürüz. Görüşürüz. Hoşça kal. İyi bir delikanlı. Gözüm tuttu. İbrahim iyidir de sadece biraz... Heyecanlı. Evet. Seni beğeniyordu ondan.
Ne diyorsun baba sen? Benim güzel kızımı kim beğenmez ki? Baba. Aa, iyi tamam tamam. Kızma. Bak ne diyorum. Uzun zamandır baş başa kalmadık. Şöyle baba kız bir akşam yemeği yiyelim mi? Tamam gidelim. De Nergis ne olacak? Ne olur Nilüfer'i çağırırız. Onunla kalın. He? Işık. Aa Leyla. Canım. Nasılsın? İyiyim, çok iyiyim. Hulusi merhaba, amcacığım. Merhaba, estağfurullah canım. Merhaba. Merhaba. Hayatım Vendor'un çirkin oyunlarıyla boğuşmakla geçti. Şimdi ise sıra Işık'ta. Işık'ın Müslüman olmasını hazmedemiyor. Onu caydırmak için de her türlü entrikayı deneyecektir. Işık'ı hepimiz iyi tanıyoruz. O asla kararlarından dönmez. Ama işte Işık'ın o hali Bendur'u daha da saldırganlaştıracaktır. Işık direnir. Ama nereye kadar? Belki de her şeyi en iyisi ona anlatmak. En azından onu kaleye kimin kapattığını bilmeli. Hayır. Bunu yapamazsın. Işık yıkılır. Vendor'un oyunları karşısında defalarca sarsılmasından daha iyidir. Bak Daphne, endişelenmene gerek yok. Söz veriyorum, ışığı bizzat ben koruyacağım. Hayır abi. Işık artık babasının gerçek kimliğini bilmeli. Hoş bulduk. Nasılsın? Artık iyileştim anneanne. Dedemle Game Boy oynuyorduk. Aferin benim güzel kızıma. Hadi bakalım güvercin uçsun da annesine haber versin. Olur dede. Hadi. Hoş geldin Daphne. Bunu kızımıza nasıl yaparsın Vendor? Işık orada ölebilirdi. Onun iyiliği için bunu yapmak zorundaydım. Örnek baba. Kızının iyiliğini düşünüyorsun ha? Onu ölüme terk ederek mi? Müslüman olarak yaşamasındansa... Ölmesini tercih edersin değil mi? Sen hiçbir zaman iyi bir baba olamadın Vendor. Olamayacaksın da. Ama ben annesi olarak en azından ona bu kötülükleri kimin yaptığını söyleyebilirim. Hayır bunu... Işığın bunu bilmeye hakkı var. Neyi bilmeye hakkın varmış? Işık... Geçmiş olsun güzel kızım. Sen seyahatte değil miydin anne? Seni görmeden gidemedim kızım. Neymiş bakalım bilmem gereken şeyler? Önemli bir şey değil kızım. Son günlerde yaşadıklarımızla ilgili seninle konuşmak istiyordum da. Bu gece baş başa yemek yerken konuşuruz artık. Değil mi? Afiyet olsun efendim. Teşekkür ederim. Ne düşünüyorsun baba? Şu son birkaç haftayı düşünüyordum kızım. Şu son birkaç hafta içinde yaşadığımız gerginlikleri. Belki de sana kendimi tam olarak anlatamadım. Müslüman olmana neden karşı çıktığımı pek... İyi anlatamadım galiba. Sen bana hiçbir şey açıklamadın ki. Sadece kızdın. Bak. Aslında benim Tanrı'yla bir problemim yok.
Ben sadece dinlere karşıyım. Dinlere mi? Hı. Neden? Çünkü birer organizasyon haline gelip insanları pasifize ediyorlar. Özellikle İslamiyet. Bu organizasyon yapısına bir de terörü ve kutsal cihadı oturtmuşlar. Farkında değil misin Işık? Bu din varlığını başkalarını yok etmek üzerine oturtmuş. Düşündüğün gibi değil baba. Müslümanlar gerçekten iyi insanlar. Bazıları iyi görünebilir. Ama onlar da olsa olsa sihirlenmiş ya da büyülenmişlerdir. Zaten İslamiyet'in amacı aciz insanlar yetiştirmek. Müslümanların Tanrı'yla bütünleşme yetenekleri yok ki. Sürekli aciziyet içindeler. Halbuki Tanrı kendi özelliklerini insana bilerek vermiştir. Her insan tanrısal özellikler taşır. Oysa dinler insanın bu tanrısal özelliklerini yok ediyor. Dinler insanları zavallı, sürüler haline getiriyor. Düşünsene Işık. İnsanlara kendi özelliklerini veren böyle bir tanrı insanı cennetten kovar mı? Kadına ayrımcılık yapar mı? Elbette yapmaz. Aksine o insanı tanrısal yaratmıştır. Çünkü sonunda o kendi konseylerini oluşturmalarını istemiştir. O yüzden bence dinci insanlar tanrısal ihanet içindedirler. İnsan kendi gücünü fark etmeli Işık. Cennet, cehennem gibi, haram, helal gibi meşguliyetlerden uzak durmalı. Mesela ezan gibi yüksek sesli ayinlerle insanları sürekli hipnotize ediyorlar. Tanrı'nın insana verdiği tanrısal donanıma katılmalıyız. Katılmayanlar insan olma özelliğini yitirirler. İnsanoğlunun seçkinleri Tanrı'ya ihanet ettiler. Tanrı hakkında çeşitli isimler ortaya attılar. Kutsal kitaplar uydurdular. Dinler yarattılar. Bu dinlerin en tehlikelisi de İslamiyet. Şu dünyanın haline bak. Müslüman terör örgütleriyle dolu. Global problemlerin tamamı İslamiyet'le alakalı. Aslında Tanrı ne istiyor biliyor musunuz? Bütünleşmeye aday olanların kendileri için kutsal kitabı ortaya çıkarmalarını istiyor. Nasıl olur baba? Son kutsal kitap Kur'an-ı Kerim değil mi? Benim gibi düşünenler Tanrı'nın yardımcılarıdır kızım. Ve onlar son kitabı bulacaklardır. Hatta bu tabir Kur'an'da da yazılı. Ama İnsanlardan gizliyorlar. Diyelim ki gerçekten böyle bir kitap var. Peki nasıl olacak? Nasıl bulunacak? Bu büyük bir sır Işık. Zamanı gelince anlatırım. Hakkınızı helal edin. Helal olsun oğlum. Estağfurullah. Allah yardımcın olsun evladım. Sağ ol Hulusi amca. Allah'a emanet olun Işık Hanım. Yolunuz açık olsun Hüseyin Bey. Sağ ol. Ağlamayacaksın değil mi? Hiç olmazsa havaalanında uğurlasaydık. Burada ayrılmak daha iyi. Hoşça kalın. Hasretin acısını hizmetin lezzeti dindirir kızım. Sen ayrılığı değil, abinin orada yapacaklarını düşün.
şu İbrahim Sungur, saf bir delikanlı. Onu istediğimiz şekle sokabiliriz. Benden ne yapmamı istiyorsun peki? Makam verelim Mithat. Ve maaşını da artıralım. Bir de bir arabası olsun. Güzel bir araba. Yani vazgeçemeyeceği bir hayat verelim diyorsun, öyle mi? Düşmeye korkacağı yere kadar yükseltelim. Galiba sen İbrahim'i kurşun daireye aday olarak görüyorsun. Ha, bu arada yavaş yavaş kurşun dairenin ne olduğunu öğretelim. Sahi onun sorumlusu Ziya'ydı. Bu görevi bana niye veriyorsun? Dikkat ettim, sabah toplantıda da konuşmadınız. Bir sorun mu var? Bazen aile içinde küçük sürtüşmeler olur. İşte böyle. Bugün çok keyiflisin. Kurtulmak istediğim kişiler vardı. Biri gitti. Hüseyin Bey'in gidişi çok ani oldu. Hiç beklemiyordum. O olaydan sonra herhangi bir okulda görev yapması çok zordu. Ama Kamboçya da çok uzak bir yer. Öyle. Ama abim burada durup faydalı olamamaktansa uzak yerlerde yararlı bir şeyler yapıp hasret çekmeyi tercih etti. Hüseyin Bey'i uğurlarken İsmail yoktu. Onun tepkisi ne oldu? İsmail'i yine yurda yerleştirdik. Babası onunla özel konuştu. Önce ağlamış. Beraber gitmek istemiş ama abim ikna etmiş. Şimdi iyice içine kapandı. Maşallah. Bakıyorum da sen bu işlerden epey anlıyorsun ha? Biraz. Aklıma gelmişken, seni kaçıranlar ne oldu? Yakalandı mı bari? Bilmiyorum. Gözlerimi açtığımda evdeydim. Babamla dayım da o olaydan hiç bahsetmediler. Seni üzmek istemiyorlardır. Ama sen yine de çok durgun görünüyorsun. Ne oldu canım? Bir sıkıntın mı var? Leyla, Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın başka bir kutsal kitap daha göndereceği yazıyor mu? Hayır, yazmıyor. Allah'ın son peygamberi Hazreti Muhammed, son kitabı da Kur'an-ı Kerim'dir. Peki, hiç Kur'an'da olup da gizlenen bir şey var mı? Böyle bir şey nasıl olabilir ki? Kur'an her yerde. Neyse odur. Gizlisi açığı olmaz. Hulusi amca gidiyor. Nereye Hulusi amca? Namaz vakti çıkmadan camiye gideyim diyorum. Oradan da bazı dostları ziyarete giderim artık. Ah doğru. Ben de namaz kılmadım. Eve gitsem iyi olacak. Aa, nereye gidiyorsun Leyla? Burası senin de evin. Seni seyredebilir miyim Leyla? Olur. Nasıl istersen. Ay dedi, ödüm koptu. Korkma benim. Çok korktum dede. Affedersin. Yalnız mısın? Anne yok mu? Yukarıdalar. Leyla teyze namaz kılıyor. Annem de yanında. Ha. Bu evde namaz mı kılınıyor?
eseriniz. Bu sizin eseriniz. Samuel Şarap. Samuel Şarap. Bağışlayın efendim. Cezanı çekeceksin. Bütün bunlar tesadüf olamaz. Kızımı sağa çıkarma attım. Onu öldüremedim. Affet beni. Affet. Samuel. Hiç iyi olmadığını söyledim. Bana yardım et. Işığımı zamanlıktan döndürmek zorundayım. Şu kadın emri bu. Dedem beni yurt dışında okula gönderecekti ya, kızmaz mı? Niye kızsın canım? Onun çok işi var. Sana yeteri kadar zaman ayıramıyor. Hem okul için epey geç kaldın zaten. Talebem hazır mı bakalım? Hazır mı öğretmenim? Yeni müdür için bir sorun olmaz değil mi Leyla? Olmaz olmaz. Abimin yerine bir süre ben vekalet edeceğim. Hadi bakalım. Geç kalmayalım. Buyurun Nergis Hanım. Ama benim önlüğüm yok. Aa, ben şimdi gider alırım sana. Bugünlük idare ediver artık ha? Hadi. Peki. Işık Hanım. Kimsiniz siz? Konuşmamız gerekiyor Işık Hanım. Çok önemli. Ne hakkında konuşmamız gerekiyor? Tanımıyorum sizi. Anlatacağım şeyler çok önemli. Işık Hanım. Kimsin sen? Nereden tanıyorsun beni? Nişanlın Tuncay'dan. Tuncay mı? Tuncay'ı öldüreni biliyorum. Ben de biliyorum. Bilmiyorsun. Fuat Şimşek bir kuklaydı. Babanla aranı bozmak için kurulan bir tezgahtı.
Sana inanmıyorum, git başımdan. Gerçekleri öğrenmek istemiyor musun? Tuncay'ı öldüren... O iki kişiyi görünce de kaçıp kayboldu. Bu adamı ilk defa mı görüyoruz? Evet dayı. Tuncay'ın ölümünden beri bir kabus yaşıyorum. Peş peşe olaylar gelişiyor ama ben bir türlü sır perdesini aralayıp gerçekleri bulamıyorum. Mesela ben neden kaçırıldım dayı? Neden o kalede tutuldum günlerce? Neden bana hiçbir şey anlatmadınız? Şu kadarını söyleyeyim. O olay düşmanlarımızın yaptığı bir eylemdi. Ama bu hadise başka. Çok korkuyorum dayı. Korkma Işık. Ben seni koruyacağım. Bir hediye. Güvenliğin için. Güvenliğim için mi? Bu sıradan bir saat değil Işık. İçindeki GPS vericisi sayesinde bu saati taşıyan kişi dünyanın neresinde olursa olsun yeri tespit edilebiliyor. Ayrıca acil bir durumda saatin kurma düğmesini basılı tutarsan telefondaymış gibi konuşabiliriz. Gerçekten mi? Peki sen bu saati nereden buldun dayı? Vitriol üretimi. Henüz deneme aşamasında. Yalnız bu saatin özelliklerini kimse bilmemeli. Hı hı. Vendor bile. Yani en ufak bir problemde yanımda olacaksın ha? Tıpkı koruyucu bir melek gibi. Aynen. Yakıştı mı anne? Bakayım. Dön bakayım şöyle. Çok güzel oldun kızım. Saçlarımı da öreriz değil mi? Sen nasıl istersen. Bunların hepsini Leyla öğretmen verdi. Sabahları okula giderken de beni alıp akşamları dönerken de bırakacakmış. Biliyorum kızım, konuştuk biz. O çok iyi bir insan değil mi anne? Evet kızım. Leyla da, Hulusi amca da, Hüseyin Bey de çok iyi insanlar. Hepsi çok iyiler. Ama hadi artık geç oldu. Sen bir öğrencisin, unutma, tamam mı? Tamam anne, hemen yatıyorum. Hayırlı geceler kızım. Sana da anneciğim. Nilüfer? Ben partiye kaçıyorum abla. Ah Nilüfer, bir kere de değişik bir şey söylesen. Thank you.
sadece konuşacağız. Bağırma. Dayı! Dayı yan! Işık Hanım. Kusura bakma. Seninle konuşmanın başka çaresi yoktu. Ne konuşacaksın benimle? Gerçekleri. Hangi gerçekleri? Nişanlım Tuncay'la kaç karlarda tanışmam. Bağlı olduğum İslami örgütün onu zorla Müslüman yapmasın. Kaçkarlarda militan olarak eğitilmesin. Ve İstanbul'a baban Vendor Caruso'yu öldürmek için gönderilmesin. Ne? Yalan söylüyorsun sen. Hayır. Hepsi doğru. Baban İslam düşmanı olduğu için öldürülecekti. Fakat Tuncay örgüte sırtını döndü. Ve seninle evlenmeye karar verdi. Ve bütün ikazlara rağmen Vendor'un yanında işe girmesi ise bardağı taşıran son damla oldu. Örgüt karar verdi. Ben de infazı yaptım. Yani? Tuncay'ı sen mi öldürdün? Bana bunları neden anlatıyorsun? Çünkü örgüt şimdi de beni öldürme kararı aldı. Tuncay'ı öldürdüğüme pişmanım. Ve sana kan borcum var. Ölmeden senin hayatını kurtarmak istedim. Tehlikedesin Işık Hanım. Seni de Müslüman yaptılar. Bilmesen de sen de artık örgütün içindesin. Yakında Tuncay'ın yapamadığı görevi sana verecekler. Senden babanı öldürmeni isteyecekler. Saçmalık bunlar. Ne örgütü? Ben hiç kimseyi tanımıyorum. Tanıyorsun. Hatta her gün içlerindesin. Hala anlamadım. Örgütün lideri Kaçkarlı Hulusi. Hulusi amca mı? Hayır. Hayır olamaz. Örgütün ikinci lideri de Leyla Öğretmen. Bankayı soyup kaçan Hüseyin Öğretmense Hulusi amcanın sağ kolu. Yalan söylüyorsun. Bunların hepsi yalan. Bana inanmıyorsan al. Hulusi'nin gerçek yüzü bu zarfın içinde. Al hadi. Geliyorlar. Kaç buradan. Cadde iki sokak ötede. Kaç buradan. Kaçma. Kaç. Kaçma. Bir yana kaçamazsın. Kaçma dur. Kaç. Zeminden kaçamazsın. Kaçkarlı Hulusi Hoca örgütünü büyücülük ve cincilik yaparak topladığı paralarla besliyor. Hoca asla göründüğü gibi yumuşak biri değildir. O insafsız ve acımasız bir adamdır. Seni mi laf? Laf dinlemezsin ha? Al bunları. Şu herif çok önemli. Onu indireceksin. Al. Hatta isteklerine boyun eğmeyenleri öldürüyorlar.
Meğer amca denen o adam canavarın tekiymiş. Hayır baba. O böyle bir insan değil ki. Kızım, gördüğüne inanmıyor musun? Ama baba, montaj olabilir bu. Ya da ne bileyim, düzmece bir kayıt olabilir. Tamam, ben bu Müslümanlara karşı ön yargılıyım, karışmıyorum. Işık, artık amcanın maskesi düştü. Adam örgüt evinin adresini de yazmış. İstersen gidip her şeyi kendi gözlerimizle görelim. Bilmiyorum dayı. Kafam çok karışık. Doğruyu yanlışı ayırt edemiyorum artık. Üstüne gitmeyelim Vendor. Işığa biraz zaman tanımalıyız. Ben o insanları tanıyorum. Gördüklerim gerçek olamaz. Allah'ım yardım et bana. Efendim. Işıkçığım merhaba. Ben dergi saldım, birlikte okula gidiyoruz. Haber vereyim dedim. Teşekkür ederim Leyla. Işık, sen iyisin değil mi? Biraz başım ağrıyor sadece. İstersen okula gel, ders çıkışı birlikte eve gideriz. Yok, sağ ol Leyla. İşlerim var, sonra görüşürüz. Tamam, peki. Sen beni mi takip ediyorsun? Babanın yanından ayrıldığından beri peşindeyim. Yanına gelemedim çünkü takip ediliyor. Kayıtları gördün mü? Git başımdan, sana inanmıyorum. İnanman için Tuncay'ın mezarını açman... Ne var Tuncay'ın mezarında? Tuncay mezarında değil. Hulusi onu kimsesizler mezarlığına attı. Olamaz. Bu doğru olamaz. Hayır. Çabuk kaç. Kaç buradan. Çabuk kaç. Kaç diyorum. Bu bir kabus. Bunların hiçbiri gerçek olamaz. Bu gerçek olamaz. Tamam tamam, yeter artık. Bırakın. Ama dayı... Daha fazla kazmanın anlamı yok. Dayı nasıl olur? Tuncay burada yok. Adam doğru söylemiş. O adres kağıdı yanında mı? Baba, arabayı alabilir miyim? Birlikte gidelim. Hayır baba, bu benim meselem. Gidelim Samael. Hulusi amca burada mı? Hulusi hoca mı? Evet o. Derdin ne kızım? Büyü mü yaptıracaksın, muska mı yazdıracaksın? Hulusi amca nerede dedim. İşi var, sonra gel. Hulusi hoca. Nerede o? İçeride kızım. Thank you.
Olamaz. Demek doğruymuş. Dur, kaçma. Dur. Aç şu kapıyı. Karşıma çık hadi. Beni neden aldattığını anlat. Aç şunu dedim. Yaptığın bütün o pis işleri anlat. Anlat dedim. Aldatılmış hissediyorum kendimi. Kandırılmış, aptal yerine konmuş gibi hissediyorum. Ben Müslümanlığı böyle tanımamıştım. Müslümanlık bu olamaz. Ama ya bunlar? Belki de sen haklısın baba. Bütün bunları yapan insan olamaz.